Hikmet. İnansana lan. Oluyor ya. Bak. Ne yapıyorsun ya? Ne zaman söyleyeceksin onu ablama? Ha? Niye söylemedin? Abi ya. Ablamın keyfi çok yerindeydi. Ha. Ben de o yüzden bozmak istemedim. Yarın olduğunda söylerim. Hadi sen de git yat, uyu Allah aşkına. Lan sen ne ara bu kadar şuursuz bir adam oldun ya? He? Ne yapacaksın oğlum? Var mı planın? Devrilmiş uyuyorsun rahat rahat. Abi halledeceğim bir şekilde, tamam ya. Neyi halledeceksin lan? Çocuğun olacak, farkında mısın? He? Okul mu olacak oğlum? Çocuğa nasıl bakacaksınız lan? Anam babam bize nasıl baktıysa ben de aynı şekilde bakarım. Ha, sen ben onları örnek alıyorum diyorsun. Ablam büyüttü lan bizi salak. Ana baba mı gördük biz? Tamam abicim ya, Allah Allah. Sana bir şey diyen mi var? Sana bir şikayette bulunan var mı? Yok. Ayrıca ne yapsaydım? Kızı ortada mı bıraksaydım tek başına? Yapmasaydın abicim. Bizim dedik git kızı şey yap. Oğlum bak. Ablamın derdi bir değil, beş değil, on değil. Bir de bu çocuk meselesini ablamın sırtına yüklemeyeceksiniz. Kendiniz çalışacaksınız, kendiniz büyüteceksiniz çocuğu. Tamam mı? Biz kimseden yardım istemiyoruz abicim zaten. Eğer fazla geliyorsak da eyvallah, çeker gideriz. Eğer fazla geliyorsak da eyvallah, çeker gideriz. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Nereye gidiyorsun oğlum? Lafa gelince gidiyorsun. Amma ses yapıyorsunuz abi ya. Ulan ne diyorsun lan? Gebertirim seni ha. İyice paşa çocuğu oldun ha. Yat lan sen. Tövbe yarabbim ya. Yazın evlendiğinizi öğrendim ben. Yani bizim tanıştığımızdan beri evli olman, benimle sadece gönül eğlendirmen falan hepsi yalandı değil mi onların? Yani başka bir sebebi vardı değil mi? Nerede abla? Hani sabah burada olurdu? Hakikaten ha. Ablacığım gelir o ya, gelir, ne yapıyorsun boş ver. Ya ablama gelmemiş işte ya. Belki başına bir şey geldi. Biz umursamıyoruz. Ablacığım babam bu, biliyorsunuz gelir, bir şey olmaz. Ya abla sen de emin değilsin işte. Allah Allah. Tabii. Hiçbirimizin umurunda değil ki babamın olacağı. Ne alakası var lan? Bu da zenginliğe kavuşacak ya. Babası kıymete bindi tabii. Ne alakası var? Ama siz bütün yaz babam bizle ilgilendi, sizle ilgilenmedi diye böyle yapıyorsunuz değil mi? O yüzden uyuz oluyorsunuz, umursamıyorsunuz. Yani gerçekten saçmaladın artık. İsmo bile ilgili düşen görüyor musun bak? Bence onun gibi düşünmemiz lazım. Kaynanası tarafından evden atılıp karısından uzak düşmüş Fikri Elibol ne yapar? Karısının peşine düşer. Bence çok büyük bir şey yok yani. İşte bu, doğru. Bak Hikmet abiniz doğru söylüyor. İsviçre'ye doğru yola çıkmıştır babam. Öyle mi diyorsun? Bize niye haber vermedi o zaman? Doğru söylüyorsun lan Fiko. Babam bugüne kadar bize her şeyi haber vermişti de şimdi niye bunu haber vermedi acaba? Bekle öğreneceğiz şimdi. Filiz? Alo, merhaba Selim. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Dinliyorum ben seni. Ya ben saçma bir şey isteyecektim de senden. Saçma mı? Nasıl saçma? Şey, babam bir iki gündür kayıp da. Polise haber verdiniz mi? Verdik, verdik. Cemil böyle bir araştırdı, soruşturdu da bulamadı bir şey. Yani sen Barış'ın yurt dışına girip çıktığını görebilmiştin ya, bulmuştun. Babama da bir bakabilir misin? Yani karısı İsviçre'de de onun. Belki ona gitmiştir diyoruz çünkü. Ne yoksa buralarda bir yerde sızmıştır, yatıyordur. Baban anlaşılan bayağı uçlarda yaşıyor. Öyle. Tamam. Ben bir araştırayım. Bir şey öğrenirsem haber veririm sana. Tamam. Sağ ol, tamam. Ne diyor? Selam söylüyor.
Araştıracaksın, bakacak. Hadi. Herkes öğrendiyse ben niye hala saklanıyorum ben burada? Zeynep, ablam bilmiyor daha. Bu gidişle de konuşacağın yok zaten. Ya bu ablan öcü mü, cadı mı? Neden korkuyorsun bu kadar? Korkmuyorum. Ablamın üzülmesini istemiyorum. Herkesin en az zarar göreceği şekilde ayarlamaya çalışıyorum işte durumları kendimce. Zeynep, konuşacağım akşam ablamla. Gel otur, Allah aşkına yürüme ya. Ne olur ya. İyi, tamam. Tamam da bu evin bir elden geçmesi lazım. Her yer yıkık dökük. Ne bileyim, bir boya yapılması lazım, eşya alınması lazım, yatak odası, koltuk falan. Zeynep, bir hele dur ne olur ya. Bir dur, bir önümüzü görelim ya. Daha bu evde yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Nerede oturacağız Hikmet? Üst üste zaten sizin ev. Düşündün mü nerede yaşayacağımızı? Ya şu konuşma faslı bir geçsin. Normale dönsün her şey. Karar veririz. Hatta hep beraber karar veririz. Çok da güzel olur. Kendi hayatımıza neden onlarla birlikte karar veriyoruz ki? Hikmet, biz evlendik artık. Karı koca olduk, aile olduk. İstediklerini yaptıracak da çocukları değiliz artık. Nerede yaşayacağımıza biz karar veremiyorsak yani. Doğru söylüyorsun da işte. Zaten baban havuzlu villada yaşıyor diye kandırdın beni. Zeynep, sen de taktın havuzlu villaya. Ama aşkım, niye öyle oldu? Ben ne yapabilirim yani? Adamın kaynanası kovdu evden, döndüler. Ben ne yapayım şimdi? E döndüler işte. Evde yeriniz yok. Bir de biz olmaz yani Hikmet. Bak, bu konu açıldığında yanımda duracaksın, tamam mı? Kocam değil misin? Zeynep, sana yemin ediyorum. Sen nerede durmamı istiyorsan ben orada duracağım. Yemin ediyorum. Ablamla da konuşacağım. Sonra da sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam bakalım, bekliyorum. Gidiyorum ben. Bay bay. Görüşürüz. Nerede kaldı bu Hikmet? Ha? Niye kayboluyor bu sürekli? Gelir şimdi ya. Dışarıdadır çocuk. Ah bak. Ha. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye kayboluyorsun sürekli ortadan? He Hikmet, neredesin sen? Niye ablanla konuşmuyorsun? Abla, bir ödev vardı da onun için. Ama geçti bitti zaten, gerek kalmadı. Allah Allah, bu ne ödevmiş Hikmet? Bir ablana anlat artık bu ödevi de, ablan da anlasın yani şimdi, değil mi? Ne ödevi bu hakikaten ya? Hı? Abla. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş. Ne oldu, okuldan mı atıldın? Yok yok, öyle bir şey yok. Ama sıkıntılı bir durum var. Dinliyorum. Şimdi şöyle sıkıntılı bir durum var. Hı. Oo. Hayırdır? Babamı bulmaya gidiyorum abla. Ha, nerede bulacağım babamı? Ne bileyim abla ya. Sokaklarda bulacağım. Bakacağım artık. Allah Allah. Sen böyle çanta falan da hazırlamışsın. Birkaç gün eve gelmeyeceksin herhalde Fiko, değil mi? Fikocuğum, babam böyle sokak sokak gezip bulunacak yerde olsa eve gelir zaten. Biz avukatla konuştuk. Sen merak etme, arıyoruz babamı. Ya değil mi? Öyle oturun zaten. Ya abla, babamın başına bir şey geldi diyorum ya. Bir dinleyin beni. Bak belki Cüce abi doğruyu söylüyor. Nereden biliyorsun? Ama tabii. Hiçbiriniz babamı sevmiyorsunuz ki. Ay oğlum, niye sevmeyelim babamı ya? Ne sevmiyorsun tabii? Sen hep babamın kötülüklerini söylüyorsun. Hiç iyiliklerini söylemiyorsun ki. Babam var ya, bu yaz süperdi ya. Bize süper babalık yaptı. Ama sen ne yaptın? Babama kızdın, babamın moralini bozdun. Babama bize düşman ettin be! Ha, anlaşıldı. Bunun derdi şimdi. Bu süper baba fikri istiyor. Ya öf ya, yine niçin bağırışıyorsun Asif? Ha, elebaşı da geldi. Ben babamı aramaya gidiyorum Kiraz. Ya o zaman ben de geleceğim. İkiniz de oturuyorsunuz oturduğumuz yerde. Tamam mı? Size kalmadı babamı aramak bacak kadar boyunuzda. Bir şey olursa biz hallederiz. Tamam? Hadi odanıza.
Ha, tamam. Bağırmaya başladın sen de. Bağırmaya başladım, hadi odana. Ama bu sefer ben seni çekemeyeceğim. Ben seni çekemeyeceğim Kiraz'ım, hadi. Hadi. Sen de bırak çantanı odana. Tabii, beni dinleyen yok ki. Yok. Yok seni dinleyen. Abla bunlar kafayı yemiş, takma bunları ya. Sıra sende. Kaldığın yerden devam et, dinliyorum. Abla ilk sınavlar açıklandı da. Hı hı. Ben hepsinden çok kötü not almışım. Ben dedim ki kendi kendime, niye okuyorum ki ben dedim. Hı. Okumasam da çalışsam mı acaba dedim. Ne demek okumamak? İkinci, üçüncü sınava çalışır kazanırsın. Geçersin derslerini. Okulu bırakmak ne demek? Duymayacağım bir daha böyle bir şey. Parçalarım seni. Ben bir de anlamıyorum şimdi Hikmet. Sen bu kadar çok ödev yapıyorsun, bu kadar çok ödev... Tabii canım. Nasıl yapacağız? Sen zayıf alıyorsun ya. İnanılmaz. Her gün ödevde ama sınavları düşük. Gerçekten nasıl oluyor oğlum? Sen ne yapıyorsun? Yanlış derse çalışıyor herhalde. Yanlış derse çalışıyorsun. Evet. Galiba öyle yapıyorum. Üzün oldu. Kalk odana git. Çünkü çok sinirlendim. Gözüm görmesi sinirliyorum. Ben çalıştırırım seni abicim. Sen çok meraklısın. Tabii. He, abin yardım edersen ha. Çalıştırır seni bir güzel. Felik felik sokaklarda geziyor ya. Peki sen biraz, sen üşüyor musun? Ne? Kusura bakma bu gece gelemedim seni beklemeye. Ama burada. Evimde. Evimizde bekliyorum. Hikmet. Bir gelsene ablacığım, konuşalım seninle. Gel. Şöyle baş başa bir yerlere gitsin. Geleyim abla. Gel. El ele dolaşmayayım ya, o kadar özledim ki. Her an o kadar beklemedik şeye gördüm ki. Mesela dün öyle bilirdim. Ben seninle ilgilenemiyorum bu arada, değil mi ha? Yok abla ya. Ne alakası var? Saçmalama. Neyimle ilgileneceğim ben? Yok, ben seninle ilgilenemedim bu ara hiç. Değil mi? Yani atölye açtık falan diye herhalde. Ama yani pul boncuk atölyesi açtık. Değil mi kardeşimize? Bir çeyiz yapamadık yani. Ha Çiçek, ha? Çeyiz falan diyorsun ha? Tabii. Çeyiz diyorsun abla sen. De. Niye diyorsun? Yani biz şimdi sonuçta Çiçek de bizim aileden sayılır. Senin burada ablalarım var, kardeşlerim var değil mi? Komşularımız var. Sen bizim hiçbirimizin nikahına çağırmamışsın ablacığım. Yani vallahi aşırı şekilde üzüldüm ben. Kırıldım yani. Sen nikah da diyorsun. Da niye diyorsun ki? E oğlum evlenmişsin. Söylemiyorsun hiçbirimize. Ne diyorsun abi? Ne zaman evlendin ya? Abla sen öğrendin mi onu ya? Ben söyleyecektim ama sana. Olmaz ki böyle. Benden de o istemiştim ya. Öyle aramızda küçük bir şey yaptık. Ondan çağırmadım yani. Yoksa çağırırdım seni tabii ki de ablacığım. Ne zaman söyleyecektin mesela? Ha? Çoluk çocuğa karışınca mı? Sen onu da mı biliyorsun? Neydi? Ne oğlum? Hala oluyorsun abla. Zeynep hamile. Yalnız... Ben bunu yalnız bilmiyordum. Ben bir şey bilmiyordum. O ne ya? Senin... Abla! 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 Ben bunu bilmiyordum! Ben bunu bilmiyordum! Abla! Buraya gel. Abla dur ne olur. Gel buraya. Allah! Köpek! Abla! Götürün seni. Dur! Dur ne? Abla dur! Hala diyor bir de bana. Abla ne olur biraz dur. Ya abla olaylar senin bildiğin gibi değil ki. Allah! Örnek gelişmedi yani. Gerizekalı. Abla! Abla dur! Abla iki medeni insan gibi oturalım düzgünce konuşalım. Senin medeniyetin Allah! Benim de medeniyetim. Gerizekalı. Herkesine bir ayrı. Tamam tamam. Bir sakin ol ama ya bir dakika. Abla!
Bir dinle beni ya. Bilerek yapmadım ki ben. Nasıl bilerek yapacağım böyle bir şeyi? Herkesin bir var, benim yok. Sakin. Tamam, sakin ol. Rızaki, oğlum kaç gitsene, bana tamam, gör. Tamam, tamam. Durur mu seni? Köpek. Evlenmiş bir de. Herkes biliyor, haberim yok. Senin ailen biliyor mu durumu? Hı? Biliyor. Bu yüzden evden kovdular zaten. Dövüp atmışlar hem de Filiz. Günah yani bir yerde. Nerede saklıyordum seni? Şu ilerideki boş evde. İleride? Barış'ın evinde mi? Evet. Bebekten emin misiniz yani? Var yani bebek, kesin. Yani. Bir şey düşünmek lazım. Ha? Biz bir şey düşündük ama. Hı. Ama ben bir şey düşünene kadar sana kalacak bir yer bulmamız lazım. Değil mi? Abla. Barış'ın evinde kalmaya devam etsin işte. Zaten sıkış sıkış burası. Filiz. Sen bir şey düşünene kadar bizde kalsın. Bizde kalsın değil mi? Bizde kal. Bizde kalsın. Size sıkıntı olmasın. Yani kalsın tabii canım, sen öyle diyorsan. Kalsın. Bize hiçbir sıkıntı olmayacak. Bizim bir sıkıntımız yok. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz hadi. Hadi. Gayet iyi, sıkıntısızız biz. Hadi kız kalk gidiyoruz. Tamam o zaman. Gidelim biz. Siz de bir yatın uyuyun. Şey yapın, yarın bakarız artık. Hadi. Oldu mu abla şimdi senin bu yaptığın? Ne oldu mu lan? Bunun cesaretiyle birlikte odasını alıyoruz ha. Ben bunu öldürürüm, bak ne biçim konuşuyor bu ya. Tamam tamam, ben de abla. Ne yapacağız? Sakin ol, halledeceğiz ya. Tülay getirir şimdi bir şeyler. Misafirimiz gelmiş. Rahat etmesi önemli, öyle değil mi? Öyle. Gülüm, bütün odayı getirmişsin. Ay hepsini atmayı düşünüyordum zaten Tufan. Ferah ferah açıldı. İyi oldu. Ya bu kadara gerek yoktu. Bir gün kalıp gideceğim ben zaten. Orası hiç belli olmaz küçük hanım. Filiz bu. Belki uzun kalırsın. Kalk, serelim şunları hadi. Kalk. Hadi yardım et Tufan. Yastıkları tut bakayım. Neredeydi çarşaf? Pembe bir şeydi. Tamam. Bak şimdi. Yardım et bana Tufan. Ay Tufan, beceremiyorsun ya. Yaptım ya. Ha. Şöyle. Bir de pembe yastık ver. Yastık. Takım olsun. Yastıklı. Rahat edeceksin, merak. Kız sen ne güzelmişsin. Gözlere bak. Sana çok yakışacak bir pijamam var benim. Dur onu getireyim hemen. Dur. Neredeydi? Nereye koymuştum? Ha. Bak şimdi. Saten saten yatarsın. Ha? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Tamam. Takma kafana. Merak etme, her şey güzel olacak. Ay sen nereye kadar sen Tufan? İyi oldu ya, misafir geldi. Yani. İyi geceler. İyi geceler. Abla. Yapmayacak mısın sen? Ramit, ne yapacağız? Niye böyle yapıyor bu çocuk? Abla, hikmet işte ya. Öyle yakamadı kendini, böyle yakıyor şimdi. Kızın ailesiyle mi konuşsak? Abla, kızın ailesinin neresiyle konuşacağız ya?
Kızın halini görmedin mi? Nasıl hırpalamışlar kızı? Haklısın. E bebek diyor bunlar. Nasıl bakacak bunlar bebeğe? Kendilerine hayırları yok. Ne bakması abla ya? Nasıl baksın bunlar? Biz bakacağız tabii. Ne yapacağız? Hadi gideceğiz, yürü. Hadi sabah kalkamıyorsun sonra. Ya bak, çay mı edeyim, oturalım istiyorsan ha. Yok, yatarım ben şimdi. Hadi gidelim. İyi, tamam. Hadi geceler. Hadi iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.